Dünya çapında antik heykellerle sıkça rastlanan ve önceki videomuzda anlattığımız gizemli çantalar, geçmişin sırlarının her yerde saklı olabileceğini gösteriyor. Bu sırları keşfetmek için doğru yerlere bakmamız gerekir. İşte insanlığın hala açıklayamadığı tarihi gizemler. Vatikan'daki Anunnaki. Anunnaki muhtemelen duymuşsunuzdur. Bunlar Mezopotamya'nın eski tanrılarıdır. Asurlular, Sümerler, İyonlar ve Dicle ile Fırat arasındaki krallıkları kapsayan Mezopotamya'nın tanrılarıydılar. Anunnaki ilk uygarlıkların önemli tanrıları olarak bilinir. Onlar, evrenin uzaklarından dünyaya gelerek insanlığa bilgi ve ilerleme sunmuştur. En ilgi çekici teori, Anunnaki'nin uzaylı olabileceğidir. Bu, tapınılan ilk tanrıların aslında uzaylılar olabileceği anlamına da gelir. Ancak Anunnaki'nin uzaydan geldiğine dair somut bir kanıt yoktur. Sümer kral listesi, Sümer'in ilk hükümdarının uzun ömürlü tanrılar olduğunu iddia eder. Listede eski ahitteki karakterlerin uzun ömürleri, doğum ve ölüm tarihleri olmak üzere detaylı bir şekilde yazar. Anunnaki genellikle Mezopotamya'da kanatlı periler olarak tasvir edilir. Asur İmparatorluğu bu figürleri kabartmalarla betimleyenler arasındadır. Sanatsal temsillerde Anunnaki genellikle sol elinde bir çanta, sağ elinde bir çam kozalağı tutar. Bu iki nesnenin amacı hakkında farklı teoriler vardır. Çanta, tanrılardan insanlığa verilen bilginin sembolü olabilir. Çam kozalağı, bir arınma ritüelinin parçası olarak kullanılmış olabilir. Ancak bu sadece bir teoridir. Roma Katolik Kilisesi'nde de çam kozalağı sıklıkla kullanılan bir semboldür. Papa'nın şapkası ve değneği çam kozalığına benzer. Vatikan'ın dışında dev bir çam kozalağı bile vardır. Kilisenin bu sembolün gerçek anlamını veya Anunnaki ile olan bağlantısını kimse tam olarak bilmiyor. Bu durum, kilisenin insan kökenleri hakkında daha fazlasını bildiğine dair bir kanıt olabilir. Ruh işi. Günümüzde yalnızlık bir salgın gibi yaygındır. Aşkı bulmakta zorlananlar gerçek anlamda bir hayaletle evlenmeyi düşünebilir. Bu dünyanın çeşitli yerlerinde, modern Fransa ve Hindistan'ın Kerala bölgesinde de dahil olmak üzere devam eden eski bir gelenektir. Ölmeden evlenemeyen bir kişi için ölülerin evliliği adında bir tören düzenlenir. Bu düğün, ruhun huzura kavuşmasını sağlamak için yapılır. Ruhun huzur bulmasına yardımcı olmak amacıyla harekete geçen kişiler, ruhla kendilerini bağlayan bir ritüel gerçekleştirirler. Aile, ölen yakınını bir bebek ya da figürle temsil edebilir. Sonra bu figür, gerçek bir insanla gizli bir törende evlendirilir. Bu gelenek yaygın olmamakla birlikte hala uygulanmaktadır. Milattan önce 17. yüzyıldan bu yana Çin'de var olan hayalet evlilikleri 3000 yıldan fazla bir süredir devam etmektedir. Eski Çin inanışına göre evlenemeden ölen kişinin öteki dünyada yalnız kalacağına ve kayıp ruhun yaşayanları rahatsız edeceğine inanılırdı. Hayaletle evlenmek bu tür olayları önlemenin bir yoluydu ve bekar kişilerin öteki dünyada yalnız gitmelerini engelliyordu. Böylece iki kişinin sorununu birden çözmüş oluyordu. İnsanlar, hayalet eşlerinin öteki dünyada kendilerini beklediğine inanıyorlardı. 2021'de Vice, öteki dünya gelinleri hakkında bir rapor yayınladı. Bu raporda mezarlardan ve türbelerden çalınan cesetlerin çok fazla olduğu iddia edildi. Kumun altındaki ordu. Pers hükümdarı Kral Sisus, Siva vahasına saldırmak için 50 bin askerden oluşan bir ordu gönderdi. Amacı, Amun tapınağını yok etmek ve kahini öldürmekti. Sisus, kahinin kendisini Mısır'ın meşru hükümdarı olarak tanımamasına öfkelenmişti. Ancak ordu amacına ulaşamadan Elara vahasında bir kum fırtınasına kapılarak kayboldu. Milattan önce 500'den beri ordunun varlığına dair bir kanıt bulunamamıştı. Ancak son zamanlarda arkeologlar Sahra çölünde bronz silahlar ve gümüş hazineler keşfettiler. Bu eski silahlar kumun altında kalmıştı ve kimse onları bu zamana kadar görmemişti. Ayrıca bölgede yüzlerce kemik de bulundu. Bu keşif, İtalyan arkeologlar Angelo ve Alfredo Castillon tarafından yapıldı. 1996'dan beri kayıp orduyu arayan bu kardeşler, şimdi insan kalıntıları ve gerçek silahlar buldular. Buluntular 50 bin askere ait olmasa da gizemin çözüldüğüne inanılıyor. Geriye kalan tek şey, kemiklerin Sisus'un ordusuna ait olduğunu doğrulamak. Keşif 2009'da duyuruldu ve henüz güncelleme yapılmadı. Kardeşler kayıp ordunun yaklaşık 5 kilometre kumun altında gizlendiğini söylemişlerdi.
Lanetli Oda. Hindistan'ın Kerala eyaletindeki bu tapınak hem kutsal bir yer hem de ilahi güzellikle dolu, üstelik altında gizemli bir sır gizleniyor. Hindu tanrısı Mahavishnu'ya adanan Padmanabhavami Tapınağı, yüzyıllar önce inşa edilmiş ve Trenor hükümdarları tarafından geliştirilmiştir. Yıllar boyunca ayakta kalmış olan bu tapınak, 2011 yılında bir grup araştırmacı tarafından gizli hazineleri aramak üzere hükümetten izin alınarak incelenmiştir. Araştırmacılar tapınağın unutulmuş eserlerini araştırırken altındaki gizli odaları açmak zorunda kalmışlardır. Odalar bin yıllardır dokunulmadan kalmış olmasına rağmen içlerinde inanılmaz değerler saklamaktadır. Altın dolu çantalar, değerli taşlar ve mücevherler ve çok daha fazlası. Ancak 3 oda, özellikle en büyük hazineye sahip olduğuna inanılan B odası hala açılmamıştır. B odası, yılan ve dişi vampir figürleriyle süslü kapısıyla bugün bile mühürlü durmaktadır. Diğer odaların açılmasından bir ay sonra projede yer alan bir kişi beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmiş ve rahipler bu durumu bir lanet olarak yorumlamışlardır. B odasının açılması, kutsal kitaplarda bahsedilen felaketleri serbest bırakacağına inanılmaktadır. Atlantis. Akroti, 3600 yıl boyunca Santorini adasında gizlenmiş bir harabe olarak kalmıştır. Harabeler, Mısır ve Suriye'yi etkileyen eski bir şehir devletine aittir. İnsanların 6000 yıl önce yaşamaya başladığı bu yer, yıkımdan sonra unutulmuştur. Arkeologlar, 1967 yılına kadar burada kazı yapmamışlardır. Akroti'nin kayıp şehir Atlantis olduğu düşünülmektedir. Akdeniz'de bulunan ve Atlantis'in tanımına uyan bu gelişmiş liman kenti, yüksek duvarlar ve zenginliklerle doluydu. Platon'un anlattığı öfkeli tanrılar tarafından sular altında bırakılan gelişmiş bir medeniyet hikayesi Akroti'ye dayanıyor olabilir. M.Ö. 16. yüzyılda Santorini adasındaki depremler ve yanardağ patlamaları sonucunda şehir sıcak külle kaplanmış, ancak insanlar yanardağ patlamadan önce kaçmayı başarmışlardır. 1960'larda arkeologlar şehrin büyüklüğünü fark etmiş ve şimdi bu antik şehir dünyanın en etkileyici mücevherlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İlk fast food zinciri. Roma İmparatorluğu fast food tüketimi konusunda şimdiki zamana şaşırtıcı şekilde benziyordu. Bu imparatorlukta Romalılara hızlı ve ucuz öğünler sunan Thermopolis adı verilen fast food restoranları vardı. Bu yerler zenginler tarafından alay konusu olmasına rağmen gizlice ziyaret ediliyordu. Termopolyalar yıllarca saklı kalmış ve arkeologlar tarafından yakın zamanda keşfedilmişti. Normal restoranlar gibi işleyen bu mekanlar Roma'nın orijinal fast food yerleriydi. Çoğu küçük bir oda ve ön tarafta büyük bir tezgah içeriyordu. Tezgahlar yiyecekleri sıcak ya da soğuk tutan kaplarla donatılmıştı. Termopolyalarda insanların yemeklerini hızlıca yiyebilecekleri dar alanlar da bulunuyordu. Pompei'nin yıkımından önce şehirde en az 150 termopolya vardı. Bu dükkanların menüsünde mercimek, peynir, farklı et türleri, balık sosu, fındık ve sıcak baharatlı şarap gibi çeşitler bulunuyordu. En şık öğelerden biri ise balda bekletilmiş peynirdi. Girit hiyeroglifleri. Eski Yunanistan'da Mısır'ın benzer bir yazı sistemi kullanılmasının yanı sıra Girit hiyeroglifleri de vardı. Bu hiyeroglifler sesleri, kelimeleri veya heceleri temsil eden eski karakterlerdi. M.Ö. erken Tunç çağında Minos uygarlığı tarafından icat edilen hiyeroglifler dünyanın en eski yazı sistemlerinden biriydi. Minoslar M.Ö. 2700 ile M.Ö. 1100 yılları arasında var oldular ve antik Yunan ve Roma kültürlerinin temelini oluşturdular. Arkeologlar antik eserlerdeki yazılı metinlere dayanarak çeşitli yazı tipleri keşfettiler. Bunlar lineer A ve lineer B olarak ayrılır. Lineer A çoğunlukla kil tabletlerde bulunmuş ve yaklaşık 80 farklı heceyi temsil eden işaretler içerirken lineer B daha büyük bir gizemdir. Girit hiyeroglifleri sadece Girit adasında bulunur. Minoslar bir ada halkı olarak birçok kıyı komşularının ulaşamadığı seviyelere ulaştılar. Kosis, Girit'teki önemli arkeolojik alanlardan biridir ve Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Kosis'te bulunan yazılar M.Ö. 1800 ile M.Ö. 1450 arasına tarihlenir ve kil belgelerde taşlara uyulmuş halde bulunmuştur. Ancak arkeologlar alfabeyi henüz tam olarak çözemediler.
Linear A'nın M.Ö. 1400'de Linear B ile değiştirilmesi, arkeologların bu dönemde önemli bir olayın meydana geldiğine inanmalarına neden olmuştur. Şu anda araştırmacılar dilin yeniden yapılandırılması üzerinde çalışarak bu kayıp uygarlığın daha fazla sırrını çözmeye çalışıyorlar. İlkel yazıtlar. Singapur taşı, 1819'da Singapur'da keşfedilen eski ve gizemli bir kalıntıdır. Bu büyük kaya üzerindeki işaretler kimse tarafından çözülemedi. 1843'te Singapur Nehri'nin ağzını genişletme çalışmaları sırasında taş parçalandı ve parçaları Singapur Ulusal Müzesi'ne taşındı. Taşın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Taşın üzerindeki yazıt, kum taşından yapılmış ve orijinal kaya parçalanmadan önce yaklaşık 3 metre yüksekliğindeymiş. Arkeologlar bu 50 satırlık yazıtın Singapur'un antik tarihine dair sırlar barındırdığına inanıyor. Yazıtların antik Maa medeniyetine ait olabileceği düşünülse de bu konuda kesin bir bilgi yok. Hans Carden de bir Hollandalı bilim adamı, bu kaya parçasını ilk ciddi şekilde inceleyen kişi olup yazıtları 1230 yılına tarihlendirdi. Majapahit İmparatorluğu'nun 12. ve 14. yüzyıllar arasında Sanskrit yazısını kullandığını göz önünde bulundurarak taşın yazılarının bu dilden daha eski ve daha ilkel bir formda olabileceğini düşündü. Majapahit İmparatorluğu yaklaşık 1550 yılında ortadan kayboldu. Altın çubuklar. 1996'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir müze küratörü, 1933'te bir generale verilen ve Çin'den gelen 7 altın çubuğu keşfetti. 2 kilogram ağırlığında olan bu çubuklar, resimler, Çince yazılar, senaryo yazısı ve Latin harfleriyle yazılmış şifreler içeriyordu. Uluslararası Kriptoloji Araştırma Derneği bu gizemli yazıtları çözmek üzere görevlendirildi. Gizemli yazıtlar yıllar boyunca birçok dil bilimci ve şifre uzmanını meşgul etti. Çubukların üzerindeki Çince yazı çevrildi ancak tam bir anlam çözümlemesi henüz mümkün olmadı. Şifrelenmiş metinlerin eski Çin tarihi, askeri taktikler ve hatta esrarengiz ritüellerle ilgili olabileceği düşünülüyor. Çubukların tarihi ve kökeni hakkında pek fazla bilgi yok. Hangi müzede saklandıkları bilinmiyor ve 1948 yılında yazılmış olmasına rağmen gizemini koruyor. Afrika'nın ilk alfabesi. Meroitik yazı, Nübi İmparatorluğu ile ilgili ve bugünkü Sudan'da bulunan bir yazı sistemidir. Nübi İmparatorluğu, taş devrinden gelen Kerma kültürüne dayanır ve yaklaşık 330 yılında son başkenti Maroi ile birlikte çökmüştür. Nübiye İmparatorluğu Mısır'dan daha fazla piramit inşa etmiştir ve Afrika'da kullanılan ilk yazı dilini yaratmış olabilirler. M.Ö. 671 yılında Asurlular Mısır'ı işgal ettiğinde Nübiriler Mısır sınırından çekilip başkentlerini Maroi'ye taşımışlardır. Mısır'la olan bağlantıları ve Asurluların işgali nedeniyle Nübiriler kendi hierogliflerini değiştirerek 23 temel sembolden oluşan alfabetik bir sistem yarattılar. Bu sistem muhtemelen Afrika'daki ilk alfabeydi. İlk alüminyum. Rusya'nın en doğusundaki şehir Alaska sınırından sadece bir taş atımı uzaklıkta ve Çin'in hemen üstünde, Kuzey Kore'den sadece biraz uzakta, Japonya denizi tarafından çevrelenmiştir. Dünyanın bu ucundaki karakolda Dimitri adında bir adam olağanüstü bir şey buldu. Dimitri bir kömür bloğunda insan yapımı olabilecek bir eser buldu. Ateşi beslerken siyah bir kaya parçasından parlayan bir şeyin dışarı çıktığını fark etti. Bu, metal bir dişli gibi dişlere sahip parlak bir metal çubuktu. 300 milyon yıl önceki bir kömür parçasına gömülüydü. Kömür Pensilvanya'dan gelmişti ve eser Rus biyolog Valeri Brier'e ulaştı. Bilim insanı, nesnede işlenmiş alüminyum bulunduğunu iddia etti. İşlenmiş alüminyum, doğada rastlanabilecek bir şey değildir. Yüksek teknolojinin bir yan ürünüdür. Bu, metal parçanın insan tarafından yapıldığı anlamına gelir. Ancak Pensilvanya kömür yatağına nasıl girdi? Özellikle kömürün nereden geldiğini bildiğinizde hiçbir mantığı yoktur. Kömür, dinozorlardan çok önce büyük bir ormanın yıkımı sırasında oluşmuştur. O zamanlar insanlar yoktu ama ya başka bir şey varsa? Bu gizemin ardında ne olabilir? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Çözülemeyen dil. Proto-Elamit dili, M.Ö. 3000'den öncesine tarihlenen ve Oxford'daki Ashmolean Müzesi'nde bulunan kil tabletlerde kaydedilmiştir. Bu dil, İran'da yaşayan en eski medeniyetin olduğu Benus dönemine ait olabilir.
Proto-Elamit yazı sistemi, Elamit yazı sistemi geliştirilmeden önce kısa bir süre kullanılmıştı. İran'da bulunan 1600'den fazla tabletin bu yazıyla yazılmış olmasına rağmen dil hala çözülemedi. Proto-Elamit yaklaşık 500 yıl kullanıldıktan sonra yerini gerçek Elamit diline bıraktı. Elamit dili 2000 yıl boyunca kullanıldı ve Pers İmparatorluğu'nun resmi dillerinden biri oldu. Proto-Elamit dilinin kökenleri konusunda farklı teoriler mevcut. Bazı bilim insanları bu dilin Güney Hindistan'daki Dravid dillerinden, örneğin Tamil dilinden türediğine inanırken diğerleri kökeninin Indus Vadisi'ndeki Harappan medeniyetinde olduğunu düşünüyor. Ancak dilin kökeni ne olursa olsun günümüz teknolojisiyle bile bu dili çözmek mümkün olmamıştır.